Karadeniz. Fındığın başkenti, kirazın anavatanı Giresun. 2020 yılının Ağustos ayının son haftaları. Büyük bir felaket. Televizyonların karşısındayız. Mutat yayınlar devam ediyor. Ama gecenin ilerleyen saatlerinde büyük bir sel felaketinin yaşandığını öğrendik. Ve sel felaketiyle birçok ev, iş yeri, şehirler, kasabalar ve köyler büyük bir felaket ve afetle karşı karşıyaydı. Ve gazeteci, belgeselci olarak bu coğrafyayı yakından biliyorduk. Bizim de doğup büyüyüp gençlik yıllarımızı geçirdiğimiz yerdi Giresun'un eski ilçesi Gelevara ve Karadua Vadisi. Sel felaketinde yaşananlar. İsterseniz hemen o döneme götürelim sizi ve yaşanan sel felaketinin boyutlarını birlikte izliyoruz. Sel felaketini gördük, yaşadık. 16 insanımız kayboldu. Haritalar değişti. Sel felaketi çok büyük zarar verdi bölgeye. Biz sel felaketinden önce de o coğrafyayı biliyoruz. İsterseniz hemen daha önce Giresun bölgesinde çektiğimiz belgeseller vardı. O sel felaketinin yıkıp yok ettiği güzellikler. Birlikte izliyoruz. Yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz. Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. Felaketi yaşandı. Öncelikle vatandaşlar olarak suçluyuz. Bilinç sahibi olmamız gerekiyordu ve arazimizi, toprağımızı korumamız gerekiyordu. Yetkili ve yöneticiler bölgeye sahip çıkması gerekiyordu. Doğanın, güzelliklerin korunması gerekiyordu. Maalesef dere yataklarından kumlar ve çakıllar alındı. Dere yatakları normal debisinden çıkartıldı. Adeta bir oluk haline getirildi. 2500 metrede başlayan sel fırtınası her şeyi yıkıp yakarak gitti. Aslında o dere yatakları gayet güzel. Selin gelip zaman zaman gücünü kırdığı yerler idi. Ama kum ve çakıl uğruna, rant uğruna dere yataklarının tabiatı değişti. Dere yataklarının debisi değiştirildi ve yer yer 30 metre debiler düşürüldü ve sel yıkıcı hale getirildi. Daha sonra mı? Her yere yollar açtık biz ve yol götürdük. Fındık bahçelerimizin başına yol götürdük. Yolları biz
eski İpek Yolu güzergahlarından açmamız gerekirken dere yataklarından açarak gittik. Tabii Dereli gibi, Yağlıdere gibi önemli şehirler var, Doğankent gibi. Bunlar hakikaten dere yatağındaydı. Ama dere yatakları değiştiği için, suyun devrisi değiştiği için yıkıcı hale geldi sel. Sonra devlet olarak oraların geniş yapraklı bitki örtüsünü, ağaç türlerini kestik. İğne uçlu çam ağaçları dikildi. O suyu tutmadı. Yukarıdan aşağı gelen sert yağmur yıkıcı hale geldi. O yapraklar önceden yağmurun gücünü kırıyor, toprak suyu emiyordu ve heyelanlar oldu. Su, yağmur suyu toprağa çekmediği için yıkıcı hale geldi. Solpınar'da doğa ve doğal güzellik deyince akla ilk Kızılkaya madeni gelir. Hakikaten doğal, güzel, Solpınar'a yakışan güzelliği var. Bu yakın yerde aslında böyle bir şey de yok. Siz de görüyorsunuz karşıdaki kayaları. Amerika'nın Arizona Vadisi'ni aratmayacak özellik ve güzelliklere sahip Kızılkaya madeni, Cenevizler döneminde işletilmiştir. Son olarak 1970'li yıllarda Maden Teknik Arama tarafından kısa bir süre işletilen Kızılkaya Madeni'nde Soğukpınar'dan birçok kişi çalışarak geçimini sağlamıştır. Tarih boyunca Soğukpınar'ı önemli hale getiren ve merkez kılan bakırın çıktığı Kızılkaya Madeni, muhteşem manzarasıyla görenleri büyüleyen tam bir doğa harikasıdır. Buranın tamamen yıkılacağını bildirdiler. Halk da vatandaşımız da kesinlikle buna izin vermeme bir yönünde talebimiz var. Yasal süreçlerden halktan imzamızı topladık. Halka verip biz de hakkımızsa burada kesinlikle açık kürümeye izin vermeyeceğiz. Ki Soğukpınar'ın hiçbirinin haberi yok. Bizim de haberimiz yok. Şu anda bizde hiçbir evrak yoktur. Kesinlikle bize bilgi verilmemiştir. Chat raporu yok. Yetkililerden bazı telefonlaşıyor. Telefonla görüştüklerimizde kesinlikle izin olmaması lazım diye böyle bir ortama açık kürümeye. Çevre köyler muhtarlarımız, niyetlerimiz hepsi söylüyor. Siz var ama şimdi Soğukpınar hemen işte 5 kilometre kadar yok bile altımızda. Merkez mahallemiz var. Onun yanında hemen Gosköy'ü. Hemen buranın devamında Gosköy mahallemiz var. Karşıda Çoluğu mahallesidir. Tam bu madenin zarar verecek olduğu bir mahallemiz var. Zaten tarım alanı. Bu yaşta belli. Alt tarafında da arıcılar var. Burada Soğukpınar'ın %70'i de buradan su içiyor. Su kaynaklarımız hep buradan çıkıyor bizim. Yani onun için bu Soğukpınar'a büyük bir felaket gibi gözüküyor. Ama buna nasıl göz yumulacak? Kesinlikle biz Soğukpınarlı olarak burada açık kürüme izin vermeyeceğiz. Ben tüm yetkililerime, siyasetçilerimize ve de burada yani bunu hakikaten düşünen insanlara buradan çağrı yapmak istiyorum. Burayı kesinlikle üstüne düşen görevleri doğrusuna yapacaklarına inanıyorum. Eskiye'nin Kalaboynu mahallesi, arkamızda gören Kızıldere, Kızıldere'dir. Şu maden artıkları şu anda buraya akmaktadır. Bu derenin görüntüsü aslında şeffaf bir şekilde akması gerekirken şu anda simsiyah akmaktadır. Bütün maden artıkları bu dereden akmaktadır. Şu anda İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte bu derenin önündeyiz. Arkadaşlarımız konuya hakimdir.
Ben sözü İlgenel Meclisi'ye, Ömer Cebeci'ye bırakıyorum. Evet, İlgenel Meclisi üyesi Ömer Cebeci ve İlgenel Meclisi grubuyla beraber Grup Başkan Vekilimiz Mehmet Yılmaz, Metin Beyaz, Türkiye Salmacak ve ilçe başkanımız Eşref Bodur Bey ile ve muhtarımızla bir aradayız. Geçen yılda bu madenle ilgili gündeme getirmiştik mecliste bu konuyu. Bulunduğumuz bölge Kızıldere bölgesindeyiz. Şu an Kızıldere'deyiz. Konsolete anındaki dereye bırakılan madenin suyu, şu an dereye baktığımızda derenin suyunun berrak olması gerekiyor. Bu dere suyunun berrak olması gerekiyor. Derenin suyuna baktığımızda derenin suyu simsiyah. Simsiyah. Kızıldere'nin şu suyu şu an simsiyah akıyor. Burada bir çevre katliamı yaşanmaktadır. Bu su şu an akarak denize gidiyor. Yani Karadeniz'e ulaşıyor. Esbiye'den Karadeniz'e dökülüyor bu su şu an. Suyun rengi simsiyah ve tüm yetkililerin buna bir el atmasını talep ediyoruz. Ve bunu da buradan sesleniyoruz. Bu çevre katliamı son bulmalı. Çünkü bu ağır metal, hem bu ağır metalin içinde civa var, bütün ağır metaller var. Ve bu aynı zamanda denize ulaşarak büyük bir çevre katliamıyla şu an karşı karşıyayız. Buna Giresun Valiliği'nin ve yetkililerinin el atmasını talep ediyoruz. Buradan tüm halkımıza da bu çevre katliamını duyuruyoruz. İsterseniz değerli izleyenlerimiz, yine bir gidelim, sel felaketiyle ilgili yaşananları yerinde araştıralım. Birlikte Giresun'da sel felaketi belgeseliyle karşınızdayız. Felaket yaşamıştı. Giresun'un Haşit Vadisi, Karadova Vadisi, Gelevara Vadisi, Yağlıdere Vadisi ve Aksu Vadisi. Devlet Giresun'un imdadına koştu. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi. Birçok bakan Giresun bölgesine koştu ve günlerce Giresun bölgesinde araştırmalar yapıldı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Giresun'a geldiler. Dereliye gittiler. Miting düzenlendi. İnsanlar buraya geldi. İsterseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Giresun'da yaptığı geziler ve Giresun'da yaptığı konuşma. Birlikte izliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Burada bu çalışmaları yerinde bizzat görmek suretiyle inşallah önümüzdeki yılın ortalarına kadar, bilemedin sonuna kadar bütün çalışmalarımızı tamamı erdirelim istiyoruz. Bütün yollar, altyapı, üst yapı, konutlar ve bu konutlarla birlikte tabii ki esnafın sorununu çözelim diyoruz. Şimdi de zaten konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim ve hiç bekletmeden esnafımız yerlerine süratle inşallah kavuşsun istiyoruz. Ve bir taraftan da konutlar, ama bir taraftan da yıkım yapılacak olan yerler var. Yıkacağız, mecburuz. Çünkü bu dere yatağında artık konut kalmamalı. Onlara rezerv alanında inşallah yapacağımız konutlarla süratle onları o rezerv alanında yapacağımız konutlara taşıyıp orada çok daha huzurlu bir ortamı sağlayalım istiyoruz. Çünkü halkımızın başına gelecek olan dertler, belalar sonra bizim yüzümüzden gelmiş olur. Biz buna katlanamayız. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. Ve bu konuda tabii benim sevgili vatandaşım da bize yardımcı olacak. Biz de bunları süratle bitirip onları çok daha
emniyetli, güvenli yerlere inşallah taşıyalım. Ağustos ayının son haftası Giresun bölgesi büyük bir sel felaketiyle Türkiye gündemine geldi. 16 insanımız sel felaketine kapıldı. Birçok bölgede ulaşımlar kesildi. Ve biz Giresun'daki sel felaketini araştırıyoruz. İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Vakfı Kütüphanesi ve Arşivindeyiz. Değerli izleyenlerimiz hemen dönelim. İşte burada 150-200 civarında Giresun'la ilgili kitabımız ve yayınımız var. Arşivimiz var. Onların içerisinde 3. Milli Fındık Şurası 2004 yılında bu şura Giresun'da düzenlenmişti ve biz bu şuraya bir tebliğ sunmuştuk. Demiştik ki fındık bahçelerinin selin ve erozyonun önlenmesine katkısı. Evet, bildirimiz burada, bu şurada. Ve biz bu bildiride fındık bahçelerinin Giresun'da bu %80 eğimli olan bölgede vatan toprağını tuttuğunu ve kesinlikle erozyonu önlediğini ifade etmiştik 2004 yılında. Geniş yapraklı orman ağaçlarının korunması gerektiğinden bahsetmiştik. Çünkü geniş yapraklı ağaçlar olması gerekiyordu. Maalesef yanlış yapıldı. O iğne uçlu çam ağaçları dikildi. Ağaçlar tıraş edildi ve orman gerçekten tıraş edilmemeli. Ve ağaçlar mutlaka çürümeden ekonomiye kazandırılmalı. Ancak ağaçlar tıraş edilip oradaki doğal bitki yok edilmemeli. Çünkü yaban hayatını da yok ediyor. Ve iğne uçtu ağaçlar o seli önlemedi. Yağmurun sert toprağa inmesini ve toprağın o yağmur suyunu emmesini engelledi ve felaketler yaşandı. 3. Milli Fındık Şurası'nda hem geniş yapraklı ağaçların hem de fındık ocaklarının ne kadar bölgeye, Giresun'a sel felaketinin önlenmesine katkısı olduğunu burada ifade etmiştik. Sel felaketi, felaketler yaşanmamalı, önlem alınmalı, tedbir alınmalı. Derler ya, tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Evet, önlem almalıyız. Ecdat asırlar önce önlem almıştı. Fındık, eğer o fındık bahçeleri, fındık ocakları o Giresun'un %70 eğimli bahçelerinde olmasaydı heyelanlar daha büyük, felaket daha büyük olurdu. Felaketin boyutları çok daha büyük olurdu. O sel felaketini önleyen fındık bahçeleriydi. Vatan yahut fındık belgeselimizde biz bunu ispat etmiştik. Çünkü o ocak kültürümüzde, medeniyetimizde kutsaldır. O fındık ocakları 15-20 santim kalınlığındaki o vatan toprağını, Giresun toprağını tutmuş, sele gitmesini önlemişti. Ve fındık gerçekten Türk tarihi için kutsaldı. Ve fındıkla ilgili birçok hikayeler anlatılıyordu. Biz vatan yahut fındık belgeseli çektik. Eğer Giresun bölgesinde heyelan, sel felaketinin boyutları çok yıkıcı olmamışsa, fındık bahçelerine borçluyuz bunu. Fındığın vatan toprağını nasıl tuttuğuna borçluyuz bunu. Değerli izleyenlerimiz, vatan yahut fındık belgeselinde
bir bölümü yine sizlerin yüksek bilgilerine sunalım. Her yıl 40 Ocak fındık dikenin ahirette yeri cennettir. Fındık, Çin'den Orta Asya'ya, Anadolu'nun Karadeniz kıyılarından Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştirilen bir bitkidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor şair. Peki vatanla fındığı nasıl eşleştirdiniz? Elbette Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre'sindeki o hikayesinden, kitabından esinlenmiş olabiliriz. Ama fındık önemli. Dünyanın dört bir tarafını belgeselci ve gazeteci olarak gezmeye çalışıyorum. 13 yaşında ayrıldığım Giresun Resmi ilçesi Soluknar beldesi Giresun'u ata dede memleketini hiç unutmadım. Geldiğimde o fındık bahçelerine gittim. Şırıl şırıl akan derelere baktım ve fındık ocaklarını seyrettim. Fındık bize çok şey verdi. Aş oldu, ekmek oldu, iş oldu ve fındık bizi baktı büyüttü. Peki fındığa ben ne yaptım diye kendi kendime sordum. Fındığın tarım değerini, ziraat değerini, fiyatını hep konuştuk. Ama fındığın tarihçesini, kim getirdi fındığı ve her yıl gelip fındık topladığımız bu bahçeleri kim dikti, kim emanet etti diye hep kendi kendime sordum. Ve bir vefa borcumun olduğuna inandım fındık bahçelerine ve fındığa. Ve neden bugüne kadar bir şey yapmadım diye de kendi kendimle hep hesaplaştım. Ve 10 yıl önce fındık tarihçesini, sanatını, kültürünü, bizi biz yapan değer nedir? Fındığın geçmişini araştırmaya çalıştım. Hacı Emiroğlu Bayram Bey'in torunu Süleyman Bey, 1397 yılında Giresun'u fethetmişti. Ve görüyoruz ki bu bölgeler fındıkla vatan haline geldi ve fındık bu bölgelerin vatan olmasına vesile oldu. Kafkas cephesinde ordumuz Harşit savunmasında 2 kış, 1 yaz kalmışlardı. 15,5 ay mücadele verilmişti. Ve bu dönemde büyük bir açlık söz konusuydu, kıtlık vardı. Vehip Paşa, Kafkas cephesi fındığı keşfeder ve fındığın rengini görür. 10 milyon 95 kilogram fındık satın alır. 1917'de Kafkas cephesinin en şiddetli anında arşiv belgelerinde var. Bir kısmı askere yiyecek olarak dağıtılır, bir kısmı satılır, silah olur. Düşünün, düşünelim. Öyle bir ürünümüz var ki dünya markası, hem satıp cepheye silah alabiliyoruz hem de bunu yiyebiliyoruz. Evet, çok şey anlatılıyor. Fındığın kabuğunu kırıp insanlarımız ekmek yapıp yemişler, içini askere göndermişler. Ve böyle kar kıyamette 18 saat Gümüşoluk bölgesi ağaçbaşı yaylalarına nineler, teyzeler, genç gelinler askeri cephane taşımışlar. Ve fındık vatandır çünkü o %80 eğimli vatan toprağını fındığımız sımsıkı tutuyor ve erozyona gitmesini önlüyor. Sulh ve selamet sembolü olan fındık da çalışkan Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde mukaddes bir nimet olarak görülmüştür. 18. yüzyılda fındığın daha çok Giresun ve Ünye'de yetiştirilerek ihraç edildiği bilinmektedir. Fındığın uluslararası ticaret malı olarak satışını gösteren ilk yazılı belge 1403 tarihlidir. İspanya Kralı 3. Henry 1403 yılında Timurhan'a gönderdiği elçi, Timur'la görüşüp Trabzon'dan İstanbul'a deniz yoluyla dönerken günlüğüne şu notları düşmüştür. 17 Eylül 1403'te Trabzon'dan fındık yüklü bir gemiyle 25 günde İstanbul'a gittik. 1583'te Giresun'da fındık bahçelerinin bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur. 1888'de Trabzon bölgesinde fındık üretimi 7 milyon 840 bin kilogramdır. 1903 tarihli bir kaynakta en makbul fındıkların Giresun yöresinde yetiştiği aktarılmış, yörede senelik 320 milyon kilogram civarında fındık üretildiği yazılmıştır. 19. yüzyılda Trabzon, Giresun ve Ordu'da üretilen fındık İngiltere ve Rusya'ya ihraç edilmiştir. 1900'lü yıllarda fındığın tek üreticisi ve dış satımcısı Türkiye'dir. İsviçreli Louis Rambier'in 5 Mayıs 1902 tarihli gezi günlüğünde fındıkla ilgili şu cümleler yer almıştır.
Sabah Şafak'la beraber Giresun'a geldik. İşte bugün Fındık Diyarı'ndayız. Yamaçlar üzerinde, küçük vadilerin kıvrımlarında, sözün kısası her tarafta düzenli biçimde dikilmiş fındıklar görülür. Tarihin canlı şahidi. Onlar tecrübe bilgi birikimine sahip, dedeler, büyükler ve yaşlılar diye geçiştirdiğimiz insanlar. İşte öyle birisi. Kocaeli Kandıra Cebeci'de Şükrü Coruh diye bir abiyi tanıdık. 91 yaşında kendisi ve 91 yaşında 1950'li yılların sonunda buraya gelmiş ama en önemlisi de 1944 yılında Giresun Alucra Arduç köyünde sel felaketi yaşanır ve 13 kişi ölür. Bu sel felaketinin canlı şahididir ve kendisinden o günleri dinliyoruz. Efendim merhabalar, bize bir anlatır mısınız o dönemleri? 13 kişi öldü. Aniden sel geldi, köyü bastı. Nereden geldi sel? Kurtbeli denilen yayladan. Bu Kurtbeli'nden öbür yüze yaldırı tarafına giden sel de götürdü oradan adam. O zamanlar 15 yaşında vardım ben. Öyleydim. Ben 14 yaşında evlendim. Hmm. 14-15 yaşında vardır. Vardı. Nasıl oldu o sel felaketi? Sizin ev gitti mi? Baban ne yaptı? Bize gitmedi. Yalnız bizim evin altına dolmuş. Ahur altı. Babam para varmış evde. Parayı almaya koşmuş. Parayı almışlar ama analık falan. Anahtar kapıda asılıymış. Anahtarı göremez derimiş. Şaşırtmışlar. 13 kişi oldu. Kaç evden gitti? 3 evden. 3 evden 13 kişi gitti o zaman. Evet. Evet, Ardıç köyünden. Evet. Peki o cesetler, cenazeler bulundu mu? Nasıl oldu? O bulunmadı ya. Benim bildiğim 4 tane bulundu. Onların birisi yediyse sel odun tutarlarmış selden. Bakmışlar bir çocuk var. Çocuk da 10 yaşında var. Almışlar, oraya atmışlar. Onun anası da o köye inmeden bir kavağın çatında kalmış. Onları köye getirdiler. Sisine. Sel felaketi kötü değil mi böyle? Sen gidiyor musun Arduç köyüne? Ben 30 defa gittim 80'den bu yanına. Hem o derelden giderim çoğunu. Kümbet diye bir yayla o, var. Kümbete gidersin. O Dereli'de büyük sel felaketi oldu. Tabii. Ne dersin bugün yaşanan o Giresun'daki sel felaketine? Bence oradan kaçan kurtulur. Oraya yine sel olur. O yamaç ya. Taş kaya ya. Bir de selden kaçtık. Bir de geçim zor orada ya. Kar da çok. Şimdi 3 metre kar yağdığı zaman olurdu. Kaç aile geldiniz o zaman buraya? 20. 20 aile? Kimisi geri gitti. Niye? Gelmedi. Burayı geri gittiler. Sen burada kaldın değil mi? Tabii. Çalıştın. Tabii. Odunlar kestin, sattın. Tabii. Nasıl geçti burada hayat? 91 yaşına. Hayat benim için iyi geçti. Ben her işi yaptım burada. Biz de Şükrü abiyle hem Giresun Alucra Arduç köyündeki 1944 yılında yaşanan 13 kişiye mezar olan sel felaketini hem bugünkü Giresun'daki sel felaketini konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Şükrü abi. Belgesel programının önemli bir amacı, önemli bir hedefi de bu. Giresun özelinde Doğu Karadeniz ve Anadolu coğrafyasında yaşanan felaketler. Dikkat çekmeye çalıştık bu belgeselle. Görüntüler hazırladık. Keşke birçok kurum ve kuruluş bu noktada çalışma yapsa. Biz Giresun'a, Anadolu'ya, tarihimize, kültürümüze, vefa borcumuzu ödediğimize inanıyor. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere Allah'a ısmarladık derken yine sizi Ağustos 2020'nin son günlerinde yaşanan ve 16 insanımıza mezar olan Giresun'daki sel felaketi belgeselleriyle baş başa bırakıyoruz. Arkadaşlar burası da şu anda
Şantiye'de Osman'ın yanında, Osman Şükür'ün evinin yanındayız. Osman dayının evinde herhangi bir hasar yok, sadece kapıları kum, odun, çakıl bu gibi şeylerle beraber kaplanmış. Köprü şu anda yani kullanılamaz hale gelmiş vaziyette, çünkü köprünün oklarını taşlar kırmış, büyük taşlar gelmiş kırmış vaziyette şu anda. Hala şu anda su büyük bir ölçüde var derede. Caminin şu anda sadece minaresi kalmış günahının.